Yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapamaz diyerek omuzlarımıza hiçliğin tonlarca ağırlığını bırakıp terk etti yerküreyi. Giderken de yanında silahları, savaşları, katliamları, kanı ve gözyaşını götürmek istedi belki de. Ne kadarını başardı kim bilir ama denedi. Yerküreyle vedalaşmadan evvel veda mektubu niteliğinde uzun bir öykü kaleme aldı. Yazarın hayatını bilen olgun kitap kurtları için oldukça doyurucu zeka nimetleri barındıran bu kitap modern bir klasiktir. Siz de hiç bir kitap okudum ve hayatım değişti dediniz mi? Demediyseniz bile umarım pek yakında dersiniz. Esas konumuz ise şu: bu kitapta bir adam kitap çalıyor ve hayatı değişiyor. Bilinçsiz, geri kalmış toplumlar zar atar, tavla oynar. Aksine bilinçlenmiş toplumlar hamle yapar, satranç oynar der Suna Yakın. Bu kitap zar atmayı reddetmiş, hamle yapmayı seçmiş bir adamın elinden çıkmadır. Yaptığı hamle her ne kadar son hamlesi olsa da belki de bu bilinçsiz toplum düzenini kendince mat etmiştir. Doktor Bey'in kitap sonundaki satranç maçını yarım bırakarak masayı terk etmesi aslında Stephen Zweig'ın bu dünya sahnesini elinin tersiyle iterek terk etmesinin bir temsili gibidir. Stephen Zweig, satranç, meraklısına. İyi kitap kurtlamalar.